Arkadaşlar selamlar. Cengiz arkadaşımızın Sretch'e 150 cc motoru için geldi. Ön varyatörde 20x15x15 gram Dr. Pali baga kullandık. Eski çıkan orijinal kayışını kullandık. Bunun kendi orijinal kayışını. Arka varyatörde yine yağlama yaptım. Varyatör kısmımız temiz. Bu şekil varyasyonla bu motoru deneyeceğiz. Bu değişimleri Cengiz arkadaşımız istediği için geldim, yaptım. Bakın burada her zaman söylediğimiz gibi eski kayışınızın vücut sesini duyuyorsunuz. Bakın. Bu şu anda duyduğumuz vücut sesi. Orijinal kayışın vücut sesi. Bunu bu şekilde kullanacağız. Eskiden bildiğiniz gibi K97T01 kayış vardı burada. Şu kayış. Bakın arkadaşlar. Bu kayışta bayağı bir deformasyon olmaya başlamış. Bakın. Şu yüzeyleri falan çatlama var burada. Bunun için bu kayışı çıkardık arkadaşlar. Orijinal kayış 15 gram Dr. Pali. Bu şekilde bir performans testine bakacağız. Şimdi arkadaşlar bu motorumuzu topladık. Şu arkaya bakın, iki tane de takoz attık. Ne takozuydu bu Cengiz? Egzoz koruma takozu. Egzoz koruma takozu. İki tane attık. Onları kullandık. Monteledik. Dediğim gibi 15 gram Dr. Pali orijinal kayışıyla bu motoru montajladık varyatör için içinde. Az önce ben motorumuzu kullandım. Motorumuz iyi. Gayet güzel. Yalnız her zaman dediğimiz gibi orijinal kayışta bir gıcır gıcır ses yapıyor. O ses halen var. O sesin dışında motorumuzda herhangi bir performans bozukluğu falan yok. Gayet güzel. Şimdi Cengiz arkadaşımız var. Motorun sahibi. O da performansından biraz bahsetsin. Cengiz, bu versiyonda nasıl oldu motorumuz şu anda? Ustam, zaten motorun, yani benim fikrime gelirsek 15 gram baga bu motora ideal gibi geliyor. Hem o fazlalandırma sesi, tork sesini azaltmış, hem de torkta fazla bir güç kaybını önlemiş olduk. Yani ben şu an memnunum, bir tur attım geldim. Makinenin torkunu artık hissediyorum. Yani uzun yolda 17 gram bu motoru biraz yoruyor. Evet, yani şeye göre 15 yani, grama göre 17 gram öyle. Yani bayramda 300 kilometre yol yaptım. Yarım saatte neredeyse rampayı da artı 200 kiloyla ara ara uzun yollara çıkıyorum. Bu hararet düşe geliyordu. Rampada motorumu yormamak, fazla ısınmamas adına 15 gramda. Yani 13-14-15 zaten denemiştik. Evet. Bezos'ta. Evet. Yani 15 gram bu motorun bana göre en iyi, ideali. Ama işte kayış işte gıcırtı sesi. Kayışı hani? Gıcırtı sesi yapıyor. Kayışı da değiştireceğiz. K97 vardı biliyorsunuz. K97'de deforma gördüm. Yani dağlara, toroslara, moroslara çıkıyorum. Ovalara, yerlere çıkıyorum motorla. Tabii sen motorunu çok zorladığın için biraz yıpranma olmuş kayışta. Yani rizikoya girmek istemedim. Ustamın da elinde kayış şu anda yokmuş. Orijinal kayış taktım. Yani bu şekilde kullanacağım. Şimdi arkadaşlar bu Fretch'e de ben Michelin kayışta deneyeceğim de Michelin'in kendi orijinal kayışına uygun ölçülü bir tane kayışı var. Ondan sipariş ettim. Yani henüz teslim almadım. O yüzden onu eski kayışta da karşılaştıramadım. Michelin kayış bunda ölçü uyumlu olacaktır. Hani eski orijinal kayış ölçüsündeyse birebir o kayışı da bu motorda kullanabiliriz. Şimdi orijinal kayış kullanmak isteyenler motorun kullanım amacına göre işte 13, 14, 15 gram Dr. Pali'yi burada gramaj olarak kullanabilirler. Ne olur 13 gram takarsanız motorunuz en seri şekilde gidecektir. 14 gram nedir? Onun bir tık üzeri gramaj oluyor. Orada da biraz devriniz düşük olur. 15 gram takarsanız orada da devriniz daha fazla düşük olur. Yani düşük devirle iyi hızlarda düz yolda gidersiniz, özellikle 15 gramla. Gramaj olayı böyle arkadaşlar. Dediğim gibi kayış orijinal kullanıyorsunuz, bir kayış sesine maruz kalacaksınız. Ondan farklı, dediğim gibi Michelin kayış var. Onun orijinal kayışla bir karşılaştırmasını yapacağım. Olmadı, o kayışı da herhangi bir Fretch'e ya da dener görürüz. Orada da deneyimlerimizi, tavsiyelerimizi paylaşırız. Şimdi bu motor dediğim gibi şu anda performans sorunu yok. Cengiz arkadaşımız da 15 gram
Dr. Pale aldığı için bunları orijinal kayışta uyguladık. Bu şekilde devam edecek. Hocam ben 17'den memnundum. Yani tek kişi kullanıyorsanız, şehir içinde kullanıyorsanız ben işe falan artçılı gidiyorum. 17 hem yakıtta ideal hem de o fazla tork sesi yok. Bütün elcikte yani bütün güç. Ama uzun yolda, uzun rampada mesela şehirler arası gidiyorum. Orada 70 ile çıktığım yeri 80 ile çıkmak istiyorum. Yani motora fazla yüklemesini istemiyorum. Motoru rahatlatmak açısından 15 gram. Aynen. İdeal olarak onu düşündüm. Bir de şimdi K97 dediğimiz kayış biliyorsun ölçü uyumu biraz farklı. Orijinal kayışa göre. Tabii. Daha ince bir kayış olduğu için daha ağır gramajlı bagayı kaldırıyor. Evet, evet. Ama orijinal kayışta 17 gram olmaz. Ağır kalır yani. Ağır kalır. Ha. Onu özellikle belirtmemiz lazım. Bu kayışın orijinal kayışı daha kalın, daha etli. Diş yapısı daha kalın. Diş boyu daha kalın olduğu için ne yapıyoruz? İşte 13, 14, 15 gram gramaj aralığında bir baga tavsiye ediyoruz. Orijinal kayış için. K97'yi bilmiyorum. İşte deneyen arkadaşlar var. Cengiz arkadaşımız da denedi. Onu çıkardık bu motorda. Bu şekilde arkadaşlar Freccia yoluna devam edecek. Yine Cengiz arkadaşımız bu kanalıma attığım videonun altına yorumlarını, ilerleyen zamandaki yorumlarını mutlaka bahsedecektir. Ustam sen Michelin'e bir de Michelin'i deneyelim. Michelin'i deneriz de şimdi onu bir farklı bir Freccia'ya da deneyelim. Takalım. Yani senin motorun en az şu anda en azından sorunsuz yani. Sorunsuz. Bu kayış çok biraz sert. Sert de işte o gıcırtığının dışında yani senin motorunda herhangi bir performans kaybı olmayacak. Yok ama işte ses gelsin istemiyor o kayış. Yani sen bunu bu şekilde bir kullan bakalım ileride ses ne oluyor? Daha artıyor mu? Yani. Daha mı azalıyor? Daha mı? Mutlaka artacaktır ama. Hani şu anda eğer bu kayıştan ses geliyorsa kullandıkça tabii, bu kayıştan daha fazla ses daha fazla gelecektir. Evet. Anladım. Ama performans sorunu yok yani şimdi bu motorda. Yok yani motorum maşallah. Tabii. 200 kilo yük yani eşim ben ya, kamp yüküm vardı. Tabii. Onunla 120'yi görüyordum yani. Ya tabii motorun şimdi genel performansı iyi de biz kullandığımız malzemelerle bu motorun nasıl performans olduğundan bahsediyoruz. Doktor Play de şeyi fark ediyor abi ya. Hani hem serilik falan değil mi? Serilikte. Yani ya tabii ki. Yok yani. Tabii ki şimdi 13 gram baga varken motorda. Motor acayip titreşim vardı. O yani silindirik baga olduğu için orada. Şimdi performans bagasını üreten firmalar ne diyor? Kalkış seriliğimiz iyi olsun. Bir de son hızlara yaklaşırken devir ayarımız iyi olsun diye üretiliyor ya. Amaç o. Şimdi o anlamda performans baga kullanmak kar yani. Avantaj yani. Yine çektiğim bir noktada da paylaşırım. Ya tabii sen bu videoyu işte ben editleyip kanalıma attığım zaman hani sen İleriye dönük kullanım tepkilerini, hissiyatlarını, işte performansını orada şöyle genişçe yazarsın. Evet. Açıklayıcı bir bilgi olur. Biz şu anda nedir? Yaptığımız işlemlerden bahsediyoruz. Demiyoruz ki bu motor için en iyi varyasyon. Demiyoruz. Evet, biz evet. Bunları denedik, taktık. Ne oldu? Böyle oldu. Tabii yani bizim problemimiz şuydu. 13 gram bagamızdan dolayı açtık. 2000'lerde bu motoru mesela. Evet. Niye açtınız arkadaş? 2000'de motor mu açılır? Ama işte 13 gram baga erimiş. Aynen. Tabii ki. Orada bir yani, deformasyon olduğu için biz o işleme açtık, girdik. Açtık baktık. Deneme amaçlı girdik yani, ama değil mi baga yani? Baga ölüymüş yani. Tabii. Onun yerine 14 deneyelim, 15 aynen, deneyelim. Aynen. Deneme amaçlı bu videolar motor, çektik. Yani, deneme amaçlı. Şimdi şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bakın bu deneme videolarını biz kanalımıza atıyoruz. Cengiz arkadaşımız mesela parçaları almış. Bunları deneyelim. Biz bunları ustaca bu motora uyguluyoruz. Hani bunları deneme amaçlı yapıyoruz. Demiyoruz ki burada en iyisi bu. Bunu yapın ya da şöyle yapın demiyoruz yani. Biz bunu kullandık motorumuz böyle oldu diye bahsediyoruz. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar Freccia ile ilgili. Dediğim gibi burada deneme yaptık. Cengiz arkadaşımız videosunun altına daha detaylı, daha geniş performans tepkilerini yazacaktır. Bilgi geçecektir. Ben sadece burada geldim. Bunun işçiliğini yaptım. Bu kadar arkadaşlar. Sorularınız olursa yine yanıtlayayım. Tekrardan farklı içeriklerde görüşmek, buluşmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.